Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok tatlı bir cüzdan çalışması yapacağız. Bu cüzdan çalışmalarımızı 20 dakikada örebileceğiz. Bu cüzdanımıza istediğimiz gibi paramızı koyabiliriz. İşte kredi kartımızı koyabiliriz. Makyaj malzemelerimizi koyabiliriz. İstediğimiz uzunlukta yapabiliriz. Bunun da açıklamasını videoda göreceksiniz. Çıt çıt taktıktan sonra da rahatlıkla kullanabileceksiniz bu cüzdanımızı. Burada bir kedi kombini yaptım. Kedi ve papatya kombini yaptım. Kenarlarından dikerek de bunu ne yaptım? Sabitledim. Cüzdanımız gerçekten çok amaçlı bir cüzdan olacak. Buna henüz çıtçısını takmadım. Burada ne yapmışım? Kalp deseniyle yapmışım ve gerçekten kullanışlı. Burada kurdela, çiçek, hepsinin çiçek, kalp, kurdela, kedi, papatya örneklerimin videoları, yapılış videolarını açıklama kısmına ekleyeceğim. Biz bugün cüzdanı öreceğiz. Bu cüzdan ve bu cüzdanı öreceğiz. Bu ekstradan eklediğim süslerimin hepsinin yapılışı YouTube kanalımda mevcut. Videolarını link olarak açıklama kısmına ekleyeceğim. Kolaylıkla örebileceksiniz. Şimdi öreceğimiz şey cüzdanlarımız olacak. Öncelikle ben hangi ipleri kullandım onları göstermek istiyorum size. Şöyle Spagett Diyar'dan aldığım Merserize koton iplerim var. Bu koton iplerle süslerimi ördüm. Çiçeklerimi ördüm, kedilerimi ördüm. Bu iplerimle siz isterseniz toka örebilirsiniz. Her türlü süsleme yani kafanızda olan ne bileyim kalp olur, kurdele olur, çiçek olur, toka olur, taç olur, çanta olur. Her türlü tasarımlarınızı Spagett Diyar'ın Merserize kotonuyla örebilirsiniz. Bir tık incedir. İnce bir iptir. Kıyafet de örülebilir bu iple ve çok güzel bir dokusu var. Ben bayılıyorum kullanmaya bu iplerimi. Ben Slim Cotton Plus ipimle de Spagett Diyar'ın Slim Cotton Plus ipiyle de cüzdanımı ördüm. Kalın bir iptir Slim Cotton Plus ipi. Slim Cotton Plus ipiyle cüzdanımızı örüyoruz arkadaşlar. Bu iplerimi şöyle kenara alayım. Tığ olarak da arkadaşlar. Tığ olarak da 3,5 milimetrelik bir tığ kullandım cüzdanda. Merserize koton kullandığımda 3 milimetrelik bir tığ kullandım. Yani tığ ve ip tamamen size kalmış aslında. Ben 3,5 milimetreyi Slim Cotton Plus'a öneriyorum. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyoruz bu iplerimle. Şimdi arkadaşlar siz de bu iplerimi indirimli almak isterseniz gerçekten çok ucuza geliyor. Almak isterseniz toplu olarak Spagett Diyar web sitesinden 500 TL'lik alışveriş yaptığınızda 60 TL indirim kazanmak için indirim kodunuz bir sepet arkadaşlar. Sadece bir sepet yazacaksınız. Açıklama kısmına da bunu ekleyeceğim. Toplu alışverişinizde gerçekten yaklaşık 3 ya da 4 indirime gelebilir. O yüzden Spagett Diyar web sitesine alışveriş yapıyorsanız bir sepet indirim kodunu kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle iplerimi kenara alayım. Evet arkadaşlar, çalışmama geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açtığınızda videolardan anında haberdar olan ilk kişi siz olacaksınız. Yeni videolarımla karşınızda olacağım. Yorumlar kısmına mutlaka düşüncelerinizi ekleyin arkadaşlar. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi mutlaka ekleyin. Bir kalp bile olsa ben düşüncenizi görmek isterim. Videoyu beğenerek 1000 beğeniye beraber ulaşalım arkadaşlar. Rekor beğenim bir haftada 1000 beğeniydi. Onu böyle yükseltmek istiyorum. Bir günde 1000 beğeni için beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone olup ördüklerinizi bir sepet yumak kroket Instagram hesabımdan DM yoluna benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sepet yumak kroketin tasarımıdır diye sayfanızda etiketlemeyi de unutmayın. Evet, hazırsak çalışmama geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle yazarak çizerek ilerleyeceğim. Bütün şemayı yazarak çizerek yavaş yapacağım için çok kolaylıkla örebileceksiniz. Öncelikle çantamı şöyle bir çizmek istiyorum. Yani cüzdanımı. Biz tabandan başlayacağız. Bu taban için bakalım kaç zincir çekeceğiz. Şöyle zincir çekmeyi yavaşça göstererek. Benim bağlama zincirim. Bunu saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 tane zincir çektik arkadaşlar. Buraya 15 zincir diye ekliyorum. Artı 3 zincir daha çekeceğiz. Bir, iki, üç zincir çektim. 15. zincire batacağız. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç. 15. zincire batıyorum. 15. zincire battım. Bir tane kil trabzan yapıyorum. Yine 15. zincire batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Yani 1, 2, 3 tane trabzan oluyor. Şimdi her zincirin içine batarak birer tane trabzan yapıyorum. Her zincire teker teker birer tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde zincir atlamıyorum. Her zincire teker teker batıyorum. Bir yandan da ipimi açayım. Devam ediyorum. İkili trabzan yapıyorum. Her zincire batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Arkadaşlar sık sık tekrarlayacağım. Çünkü yeni başlayanlar vardır örgüye. O yüzden örebilen, örmeyi bilen ilerletebilir videoyu. Ben üstüne basa basa tekrarlamak zorundayım yeni başlayanlar için. Şu ipimi de saklayayım. Şu ipimi şöyle aldım. Üstünden geçeyim. Yani tığımı batırdığımda o da tığımın üstünde olsun. Saklamış olayım onu. Şu arkadan da bunu çektim. Tam çekmeyeyim. Evet, sona kadar gidiyorum arkadaşlar. Ta ki ilk yaptığım zincire kadar. Güzel batayım şuraya. Uzaktan yapıyorum. Evet, son zincire geldim. İkili trabzanımı yaptım. Arkadan ipimi çektim. Şimdi arkadaşlar, bu son zincire de 3 tane trabzan yapmam lazım. Bir taneyi yaptım. Yine aynı yere. Bir tane daha yapıyorum sondaki zincire. Bir tane daha yapıyorum. Yani 1, 2, 3 tane yapmış oldum. 3, 3. Şimdi buradaki bütün zincirlerin arka tarafına yani trabzanların alt tarafına ne yapıyorum? İkili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya zaten 3 tane yapmıştım. Yana geçiyorum. Her trabzanın karşısına tek tek ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Her trabzanın karşısına tek tek ikili trabzanlarımı yapayım. Devam ediyorum. Devam ediyorum. İki tane kaldı. Evet, sonuncuya yapıyorum. Sonuncuya da yaptım. Burada 1, 2, 3, 3 tane trabzan olan sondaki zincire herhangi bir şey yapmıyorum. Zaten 3 tane var orada. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına, ilk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. İpimi alıyorum. Tek seferde birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, şuradaki ipi kesebilirim. Şuradan makasımı alayım. İpimi şöyle keseyim. Şimdi eğer ki arkadaşlar
Bu modeli öreceksek, bakın bu modelde ne var? Sadece trabzan var. Bu modeli öreceksek, şimdi öreceğim. Eğer ki bu modelimizi öreceksek, onu birazdan öreceğim. Burada ne var? 3 tane kil trabzan var. Üçer 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 ilerliyor bu motifimde. Şimdi bunu örelim önce. Burada ne yapmamız gerekiyor? Bunu göstereyim. Şimdi arkadaşlar, yapacağımız şey o kadar basit ki, bir zincir çekiyorum. Her sıra başında bir zincir çekiyorum. İlk yaptığım bu trabzan var ya, ilk yaptığım bu trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane kil trabzan yapıyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına battım. Bir tane kil trabzan yaptım. Her trabzanın tepe noktasına batıyorum ve şöyle bakayım. Bir tane kil trabzan yapıyorum. Net görünüyor. Bu şekilde her trabzanın tepesine batıyorum. Tığımın üzerinde iki tane zincir oluyor ve bir tane kil trabzan yapıyorum. Beraber yapalım bu sırayı arkadaşlar. Hiçbir şekilde boş sıra yok. Hep ikili trabzan yapıyoruz. Bu köşeden de herhangi bir şey yapmıyoruz. Sadece trabzan tepelerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burayı özellikle göstermek istedim. Tek yaptığım şey. İkili trabzan yapmak. Sona kadar gelelim. Birleştirmeyi yapalım. Evet, sona doğru yaklaştım. Bakayım burada sondaki trabzanda mıyım? Evet, sondaki trabzandayım arkadaşlar. Sondaki trabzana batarken şöyle içe doğru batalım. Ve bir tane kil trabzan yapalım. İçe doğru batalım. Yani yana doğru. Şu içe doğru, yana doğru batalım. İki tane zincir kalıyordu ya hep tığımızın üzerinde. Bir daha göstereyim orayı. Orada bir boşluk olmasın birleştirmede. O yüzden tığımın başına ipi doladım. Yana doğru battım. 3 tane zincir oluyor tığımın üzerinde. Bir tane kil trabzan yapıyorum. Kafanız karışmasın. Aynı devam edebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben daha böyle düzgün görünsün diye. Şu birleşme noktası daha düz ve temiz görünsün diye yapıyorum onu. Şimdi ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Ve tek seferde ipimi çekip birleştiriyorum. İkinci sıram tamam arkadaşlar. Peki 3'e nasıl geçeceğim? Aynı şekilde. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane kil trabzan. Şöyle güzel yapayım. Bir zincir çektik. Baştan yapayım. Birleştirmeyi yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Ve bir tane kil trabzan yapıyorum. Sırayla her trabzan tepesine tek tek bir tane kil trabzan yapıyorum. Sonra örüyorum, hepsini örüyorum, sona geliyorum. Son trabzana batıyorum. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? İlk yaptığım trabzanın tepe noktasında birleştirip bir zincir çekip üste geçiyorum. Bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Burada kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örmüşüm. 6 sıra bu şekilde gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, bunun tabanıyla bunun tabanı aynı. Şimdi ben sökeceğim. Bu motifime geçeceğim. Şöyle alayım. Eğer ki bu motifle örmek isterseniz sadece her trabzanın tepe noktasına bir tane kil trabzan yapın. Eğer ki motifle örmek isterseniz şöyle dursun. Söküyorum. Aynı şekilde başlıyorsunuz ilk sırayı. Aynı şekilde başladınız. Ve birleşmeyi yaptınız.
birinci sıranın birleşmesini yaptınız. Aynı bu işi burada yaptınız arkadaşlar. Şimdi motifimizi kuralım. Birleştirmişim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımın başına ipi doluyorum. Ve buradaki bu 3 tane zincir kalıyor. 2 trabzan atlıyorum. 1, 2, 1, 2. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Ve 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Yine aynı yere 1 tane daha ikili trabzan. Yine aynı yere 1 tane daha ikili trabzan. 2 trabzan atlıyorum. 2 trabzan atladım. 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1, 2, 3. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ipimi kontrol edeyim. Sistem bu. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1, 2 ve 3. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1, 2 ve 3. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. 1 aynı yere, 2 aynı yere, 3. Hep aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 trabzan şurada. Dönmede biraz kafanız karışabilir. 2 trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Beraber ilerleyelim arkadaşlar sona kadar. 2 trabzan atladım. 3.'ye battım. İki trabzan atlıyorum. 3.'ye batıyorum. İki trabzan atlıyorum. Şöyle bir bakayım, kontrol edeyim. Burada en sondayım. Yine iki trabzanımı atlıyorum. 3.'ye batıyorum. Burada ipim karıştı. Söktüğüm için ip biraz bollaştı. O yüzden sorun yok. 2 trabzan atladım. 3.'ye battım. Şimdi arkadaşlar, burada 3 tane zincirim var. 3 tane zincirim vardı İlk çektiğim. Şimdi burada 1 tane trabzan kaldı. Hiç sorun değil. Hani 2 trabzan oluyordu ya. Sonda 1 tane trabzan kalmış. Hiç sorun değil. Tığımın başına ipine batıyorum. Bu zinciri yaptığım ilk zinciri yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Birinci ikili trabzanım. Yine aynı yere batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Bu 3 zincir 1 tane trabzan ediyor. 1, 2, 3. 3. zincire batıyorum ve birleştiriyorum. Bakın burada da 3 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi önümde boşluk var. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağım. Ama burada da 3 zincir var. Bu da bir trabzan ediyor. Battım içine, boşluğun içine battım. İkinci ikili trabzanım. Battım boşluğun içine. Üçüncü ikili trabzan. 3 zincir, 1 trabzan. Şimdi hep boşluklara batacağız. Geldim. Burayı atladım. Boşluğa batıyorum. 1, 2 ve 3. Boşluğa geldim. 1, 2 ve 3. Evet. Diğer boşluktayım. 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, boşluklara tek tek batarak ilerliyoruz. Şu son boşlukta buluşalım. Evet arkadaşlar, sona kadar
ördüm. Şimdi burada ilk yaptığım trabzanı, yani 3 tane zincir çekmiştim ya, trabzan saymıştık. Tepe noktasına batıyorum. Tek seferde birleştiriyorum. İkinci sıramız bitti. Şimdi önümde 3 tane ikili trabzan var. Benim boşluğa gitmem lazım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçüncü sırayı da aynı şekilde arkadaşlar, boşluklara batarak 3 tane ikili trabzan yaparak devam ettirelim. Şu son boşlukta buluşalım. Evet arkadaşlar, ne yaptım? Son boşluğa geldim. Burada 3 tane zincirim var. Yine burada yaptığım işlemi yapacağım. Son boşluğa 1, 2 trabzan yaptım. Buradaki 1, 2, 3, 3. zincire batıyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 tane ikili trabzanım oldu. Önümde boşluk var. Ne yapıyordum? 1, 2, 3 zincir çekiyordum ve bu boşluğa 2 tane trabzan yapıyordum. Evet arkadaşlar, bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıraya ulaşacağız. 1, 2, 3, 4, 6 sıra sonra bu. Arkadaşlar, 6 tane sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Kapağı yapacağız. Kapağı yapabilmek için hem bunda hem bunda aynı yöntem uygulayacağız arkadaşlar. Çok basit bir yöntem var. Şimdi ben birleştirdim ya burada trabzanı. Birleştirdim. Şimdi yanındaki trabzana batıyorum. Tek seferde kaydırıyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Tek seferde kaydırıyorum. Bakın arka tarafta ben ne yaptım? Buradan başlamış olacağım kapağa. Bakın buradan başlamış oluyorum. Burada kaydırma yaptığım için. Şimdi aynı işlemi bunda da yapıyorum. Şimdi eğer bu motifi örüyorsam, ne yapıyorum? 1, 2, 3 tane zincir çekip boşluğa, çünkü önümde 3 tane ikili trabzan var. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Benim yapacağım iş aynı. Ama eğer bu motifi örüyorsam her trabzanın tepesine batarak ilerliyorum. 2 tane kaydırma yapıyorum. Her trabzanın tepesine binerek ne yapıyorum? Batarak tepesine batarak arkadaşlar, bindirme yapmıyoruz tabii, tığla bunu yapamayız. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İkili trabzan yapıyoruz. Sonra üst sıraya geçiyoruz. 2 tane zincir çekip her trabzanın tepesine ne yapıyoruz? İkili trabzanlar yapıyoruz. Dümdüz örüyoruz arkadaşlar burayı. Burada ise bu motifte her boşluğa kapağı ne kadar büyük yapmak isterseniz o kadar büyük yapabilirsiniz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi son kez bu boşluğa batacağım. Tığımın başına ipi alıyorum, boşluğa batıyorum. 1 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın arkadaşlar, burada ayarlama yaptık. Aynı şekilde burada da son trabzanı yapıyorum. Burada 2 tane kalacak şekilde kapağı yapıyorum. Ben üzerlerinden sık iğne gideceğim gittiğim için. Şu an böyle küçük gibi görünüyor kapak ama birazdan sık iğne gideceğiz üzerinden. Kapak oldukça büyük. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndürüyorum ve boşluklara batarak 3 tane ikili trabzanlarımı yapacağım. Kapak da aynı alttaki motif gibi ilerliyor arkadaşlar. Evet, geldim boşluğa. 3 tane ikili trabzanın boşluğa yapıyorum. 1, 2, 3 zincir döndür. Geldim boşluğa. Aynı motifi yapıyorum arkadaşlar. Hızlı yapıyorum sizinle beraber yapmak için. Çünkü sonlarda ne yapacağınızı görün diye. Burada da dümdüz örüyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Tepe başına geldik mi? 2 zincir. Sona geldik mi? 2 zincir. Her seferine devam ediyoruz arkadaşlar. İkili trabzan yapıyoruz. Tek yaptığımız bu.
Şimdi burada sona geldim. Tığımın başına ipi doluyorum. Buradaki ilk yaptığım trabzan tepesine batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Dönüyorum. Boşluk var önümde. Boşluğa batıyorum. İkinci ikili trabzanım. Tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzanım. Evet, bu benim son sıram. Aa, burada yanlışlık yapmışım. Hızlı ördüm. Şurada iki tane yapmışım. Söküyorum. Bazen oluyor. 2 ve 3. Boşluğa geldim. 1, 2 ve 3. Sondaki trabzana batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3. Döndürüyorum. İkinci ikili trabzanım ve üçüncü ikili trabzanım. Tekrar boşluktayım. Devam ediyorum. Evet, son boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzanımı yapayım son boşluğa. Ve 4 sıra örmüş olduk. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördüm. Ve ipi keseyim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım. Kapağımız hazır. Şimdi sık iğnelerini yapacağız. Nasıl yapacağız sık iğneyi göstereceğim. Şöyle ters taraftan başlayacağız. Yani bana doğru olan taraftan. Cüzdan buradan kapanıyorsa ben buradayım. Şimdi arkadaşlar, burada bağladığım yer var. Son burada 3 tane zincir var ya, hani boşluk için. Onun yanındaki trabzana batıyorum. İpimi alıyorum. Ve ipimi aldım. Buradaki trabzan boşluğuna batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şöyle ipimi alayım. Yanındaki boşluğa batıyorum. Trabzan boşluğuna bir, iki trabzan yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir, iki trabzan yapıyorum. Trabzan boşluklarına arkadaşlar. Trabzan boşluklarına iki tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bunların adı sık iğne. Trabzan değil, sık iğne. Şimdi iki tane yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada sonda da boşluk var bakın. Buradaki boşluğa da batıyorum. Bir, iki tane sık iğnemi yaptım. Burada her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapacağım. Her trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar, sık iğnelerimizi yapmış oluyoruz. Şu ipimi de şöyle alayım. Bu ipleri hep keseceğiz. Her trabzan tepesine bir tane sık iğnemi yapayım. Sona geldim. Sondakine de yaptım. Şimdi trabzan boşluğuna batıyorum. 1, 2. Trabzan boşluğuna 1, 2. Tekrar trabzan boşluğu 1, 2. Tekrar trabzan boşluğu 1, 2. Şimdi buradaki trabzanın hemen yanına batıyorum ve ipimi böyle sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bu zinciri, buradaki son kalan ipi buraya sabitliyorum. İstersem iğneyle de ne yapabilirim? Şöyle güzelce yapayım. İstersem iğneyle de ne yapabilirim? Dikebilirim. Buradaki iplerimi de keseyim. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Ve cüzdanımız tamamdır. Şimdi arkadaşlar şöyle kenarda dursun. Ben istediğim süsü üstüne ne yapacağım? Dikeceğim.
Ne yapmak istersem yapabilirim. Dediğim gibi kedi de yapabilirsiniz, papatya da yapabilirsiniz, kalp de yapabilirsiniz büyük iplerle, kadife de kurdele da yapabilirsiniz. Şöyle gösterebileceğim başka neyim var? Kedi yapabilirsiniz. Bunların hepsinin linkini arkadaşlar ben açıklama kısmına ekleyeceğim. Dediğim gibi istediğiniz motifi buraya dikebilirsiniz kenarından. Evet, elimde şöyle çıt çıtlarım var. Bakın böyle iki tane küçük çıt çıtım var. Hepsini spagetti yardan aldım. Şimdi arkadaşlar birini buraya dikelim. Birini de buraya dikelim. Aynı burada olduğu gibi. Hangisini de dikmişim? Şurada dikmişim arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi. İsterseniz uca dikebilirsiniz, isterseniz içe. Bu şekilde çıt çıtımızı. Şimdi bu çıt çıtların kenarında arkadaşlar iğnelerin geçmesi için küçük küçük boşluklar var. Aynı düğme diker gibi kenarından dikiyorsunuz ve işlemimiz bitiyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz cüzdanı örebilirsiniz. Evet arkadaşlar, isterseniz de şöyle bir fikir geldi. Boş da kullanabilirsiniz. Yani hiçbir şekilde herhangi bir motif yapmadan da cüzdanlarımızı sade kullanabilirsiniz. O da çok güzel duruyor böyle sade. İsterseniz motif ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, buraya kadar geldiyseniz ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ördüklerinizi bir sepet yuma kroket Instagram hesabından bana göndermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.